Zaten biz büyük bir aileyiz. Ha. Bağlarımız daha da güçlensin ister miyim? Neden istemeyeyim? Ama Levent de artık bir çeki düzen verecek hayatına. Öyle diyorsun da Dursun. Hepimiz evlendikten sonra durulduk. Hepimiz hovarda vur patlasın, çal oynasın alemci adamlardık. Bir Fikret neyse aynı kaldı, değişmedi. Sen ne diyorsun Fikret? Ben öyle ailelerin yakıştırmasıyla bir yuva kurmadım. İki taraf da karşıydı. Biz Ayşe ile birbirimizi sevdik, evlendik. Verebileceğim tavsiye anca bu olur. Yani Damla ile Levent birbirini severse evlensinler. Yok sevmezlerse de zorlamayın insanları. Sen kızla konuştun mu Dursun? Annesi söyledi bir şeyler. Asiye de Levent'le konuşmuş. Ben de nasihat edeceğim oğluma bundan sonraki hayatı için. Fikret'in dediği gibi biraz zaman verelim bunları. Tanısınlar birbirlerini. Hem zaten Rızvan bu haldeyken, Halil İbrahim'le de durumumuz ortadayken yeni bir nikah yapacak halimiz yok. Doğru. Müsait miydiniz Fikret Bey? Söyle Şota. Bu Davut'un mekanında. Halil İbrahim Yavuz'u bıçaklamış. Ne diyorsun Şota? Yani bıçaklamış dediysem öyle ciddi bir şey değil. Elinden. Kapıdan aradılar. Haber vereyim istedim. Ne işi varmış onların orada? Sabah. Levent Yavuz'la buluşacağım, bu işi halledeceğim falan diyordu. Belli ki onun için buluşmuşlar da Halil İbrahim'in orada ne işi var? Sırf bu işi yapmaya mı gitmiş oraya? Yok. O Mehmet Ali Bey'le yemekteymiş. Tesadüf etmişler. Ben Mehmet Ali ile bir görüşeyim. Bu iş böyle olmayacak. Bir çözüm bulmak lazım. Ben de gidiyorum. Yavuz'un durumu ciddi mi, bakayım bir. Yanlarında söylemedim Fikret Bey. Neyi? Bu Mehmet Ali Bey'le Halil İbrahim'in buluşmasını Zeynep Hanım ayarlamış. Allah'ım delireceğim ya. Ya vallahi delireceğim ya. Ne zaman sorsam o Zeynep evden çıkmıyor. Hangi taşı kaldırsam altından Zeynep çıkıyor. Nerede o Şota? Ben kimse kimseye bir şey yapmasın diye oralara gidiyorum. O kadar dil döküyorum. Çıkışında Halil İbrahim Yavuz'a saldırıyor. Oh olsun ama o Yavuz'a. O da benim kardeşimi bıçaklamıştı. İyi yapmış Halil İbrahim. O Yavuz senin dil dökmelerinin sayesinde yaşıyor olmasın? Yoksa Halil İbrahim Davut'un yeri falan dinler miydi? Siz de iyice Halil İbrahimci oldunuz. Keşke sen de olsan da. Çekip gitsek bu evde. Kapısı herkese açıkmış diyorlar. Bir dakika anne, Zeyno. Ben ne olacağım? Senin yerin kocanın yanı. Ben yıllarca öyle yaptım. Herkese de tavsiyem bu. Allah ya. Gülün gülün. Ben burada bir denge gütmeye çalışıyorum. Siz burnunuzu benim işlerime sokun, beni zor duruma düşürün, sonra da gülün. Zorumuzdan gülüyoruz Fikret. Umudumuz olduğundan değil. Sana dair bir umudumuz vardı. Onu da yitirdik. Ben evimdeyim. Benimle mi konuşacaktın abi? Ben müsaadenizi isteyeyim. Bir evin hanımına bakayım. Asiye Hanım'a. Tövbe tövbe. Buyur abicim. Otur. Abi bu arada unutmadan. Karın küpeni düşürmüşsün diye bunu bana getirdi. Zeynep'in demişsin. Sen ne dedin? Benim dedim. Küpe benim dedim de... abi benim abim mi ondan emin değilim. Kimin bu? Ben nereden bileyim kimin? Zeynep. Abi bak ben odadan çıkarken o Damla içeri giriyordu. Eğer bu küpe... Zeynep! Uzatma. Saçma sapan konuşma. Seni dinlemek istemiyorum abi. O yüzden kısa keseceğim. Bugün Halil İbrahim seni öldürmesin diye elimden geleni yaptım.
Ama Ayşe'nin seni öldürmesine engel olamam. Ayağını denk al abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.